Herkese selam. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Xiaomi Viha'nın tornavida setini inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu bir hassas tornavida, hatta ne derler buna, telefoncu tornavidası. Ben çok uzun zaman önce aldım bunu, yani bayağı bir süredir kullanıyorum. Bununla ben bayağı bir laptop, telefon, her şeyi tamir etmişimdir yani. Şimdi bunu ben uzun kullanımda neler yaşadım, neler yaptık ve ne hale geldi, bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle evet, tasarımından başlayalım. Tasarımı gri, üstünde Viha yazıyor arkadaşlar. Böyle çok hassas bir power bank'e benziyor aynı. Power bank evet, gibi. Evet, ben ilk gördüğümde zaten power bank sandım ya da evet, böyle kalemlik gibi. Evet. Bazı özel kalemlikler oluyor ya, ona da benziyor biraz. Evet, çok güzel bir tasarım var arkadaşlar. Zaten kendisi tasarım ödülü aldı daha önceleri bildiğim kadarıyla. Üzerinde dediğimiz gibi Viha yazıyor ve nereden açıyoruz biz bunu? Şöyle Viha yazısının üst kısmında şöyle bastırıyoruz. Ya kalem gibi hani basıyoruz, çıt çıt ediyor ya. Evet. Aynen o ses de geliyor zaten. Evet, o sesi duyduktan sonra şöyle çekiyoruz. Küçük bir aparat çıkıyor. Oradan şu şekilde çıkarıyoruz. Ve ana gördüğünüz üzere tornavida ve uçları birbirine geçecek halde burada bekliyor. Tabii ki şöyle bir durumdan bahsedeyim arkadaşlar. Ben kullanırken bazıları kırıldı. Onun yerine ben başka parçalar koydum. Yani orijinal olmayanları da var. Yani kendisinin olmayanlar var. Bunun rengi biraz farklı zaten, anlarsın. Öte yandan kullanmadan kaynaklı artık üzerlerinde hafif bir paslanma var. Evet. Şöyle tornavidasına bakacak olursak, tornavidasını çıkaralım. Ben. Çok hafif, çok güzel. Çok hafif. Kalem gibi. O Evet, kadar diyorum güzel ya. Ki ben bunu çok severek kullanıyorum arkadaşlar. Şurası da dönerli kısım. Elinize aldığınız zaman kullanırken bakın çok rahat bir şekilde dönmesini, yani o küçük tornavidaları sökmemize yarıyor. Uçları da gayet güzel. Mıknatıslı zaten. Burası da mıknatıslı. Koyduğumuz zaman bakın hemen direkt kapıyor ve dönder bu tarafa mesela düşmüyor. Bu tarafa dönder. Ha, şöyle. Düşmüyor. Düşmüyor, evet. Çok güzel bir şekilde tutuyor. Ve vidayı söktüğünüz zaman şu arasına da koyabiliyorsunuz. Hani kaybolmaması açısından. Şimdi ben bunu çıkarabilirsem şöyle bir göstereyim size. Burası arkadaşlar kalemin inci kısmı. Kalem diyorum bak. Tornavidanın bu şekilde ucuna geçen kısmı. Geçtikten sonra bakın mıknatıslı bir şekilde çeksen de kolay kolay çıkmıyor mesela. Dene bir. Bak çekiyorsun. Bayağı bir çekmen, Evet, zorlaman lazım. Güç uygulamanız gerekiyor ve mıknatıs olduğu için de herhangi bir düşme falan yaşamıyorsunuz. Evet. Aksi takdirde bir de şöyle Evet. vidayı çıkardınız diyelim. Vida şunun ucuna mıknatıslı olduğu için yapışıyor Ve ve düşmemesini sağlıyor. en güzel özelliklerinden biri de bu. Zaten bu tornavida ile arkadaşlar o kadar küçük vidalar söküyoruz ki o vidaların kaybolmaması gerekiyor. Çünkü hassas tornavida aslında. Hassas vidalar. Şimdi ne yaptık? Ucunu taktık. Bu şekilde. Bu bir yıldız mesela. İşte farklı farklı düz tornavida. İşte biraz daha farklı çeşitleri var. Ben bunları kullanırken uçlarında öyle kolay kolay bir aşınma görmedim. Zaten şöyle bakacak olursak uçlarının da gayet sağlam. Hiçbirinde aşınma yok. Yani benim Evet. gördüğüm kadarıyla yok. Tek sıkıntısı zamanla kullandıkça biraz da zor kullandım ben bunu arkadaşlar. Yani çok da dikkat etmedim açıkçası. Fırlattığım attığım hiç önemli değil. Görüyorsunuz sapasağlam bir şekilde kullanabiliyoruz. Bu ürüne benzeyen çok ürün var. Yani bilmiyorum. Ben sizlere Xiaomi Viha'nınkini öneriyorum. Neden? Çünkü uçları çok kaliteli. Tabii ki çok zorlamazsanız. Şu görmüş Evet. olduğun uç başka bir alete ait. Başka bir aparata ait. Şu parlak olan. Bu arkadaşlar buna benzeyen bir uçu ben zorladım ve kırdım. Nasıl zorladım ama bayağı bir asıldım. Bayağı bir zorladım. Ancak o şekilde kırılıyor. Onun yerine zorlamaktansa başka şekilde deneyin. Çünkü bunlar gerçekten hassas. Yoksa onun haricinde gayet memnunuz. Şuraya da bıraktığınız zaman o düşüyor mu? Onu hiç test etmemiştim. O düşüyormuş. Bakın orası mıknatıslı değilmiş. Evet. Öğrenmiş olduk. Ben de şu anda bilmiyordum. Öte yandan 24 tane Ama şu içerisinden. çok büyük bir şey. Büyük Evet. olduğu için mıknatıslı olsa çıkarmak bayağı bir güç ister. Doğru olabilir. Yani acaba dedim orası da mı öyle? Hani bakalım test edelim. Çünkü hiç o şekilde denememiştim. 24 adet uç var içerisinde. Kendisiyle birlikte 25 adet yapıyor. Gayet güzel. Her böyle hassas işlerle uğraşan insanın elinde olması gereken bir alet. Çünkü Evet. biliyorsun ben bununla çok uğraştım. Ve Küçük özellikle şeyleri. bence şey bilgisayar, Evet, telefon. Bu tür tamircilerde bence zaten bu şekilde kullanıyorlardır Evet, küçük yani küçük. buna benzeyen şeyler kullanılıyor arkadaşlar. Uzun vadede dediğimiz gibi ne yaptı Sen kaç uçları? yıldır kullanıyorsun? Sanırım 4 yıldır falan ben de yani. Ha, Bayağı bir 4 uzun yıldır.
süredir bende bu yani. Ben bununla bilgisayar söktüm, bilgisayar topladım. Yani telefon bile tamir ettik biz bununla. Çünkü bayağı güzel bir şey. Öte yandan zamanla kullandıkça uçlarında bir sıkıntı olmasa bile kendisinde paslanmalar ve renginin atması durumu söz konusu. O kadar çok da ağır değil. Böyle çantanızı atıp gidebileceğiniz çok ağır değil. Ayrıyeten kapanma şekli de aynı şekilde. Koyuyorsunuz ve tık sesini duyduktan sonra kapanıyor. Gerçekten çok güzel değil mi? Yani tasarım çok güzel yani. En sevdiğim özelliği şu yani. Gerçekten tasarım açısından çok güzel. Benim en sevdiğim özelliği de arkadaşlar tabii ki mıknatıslı olması. Yani inanın o vidalar çok küçük ve o küçücük vidaları bununla çok kolay bir şekilde söküp takabiliyoruz. Alt kısmında da şöyle bir alan var. Bu alan zaten aşağı kısma geliyor. Takarken oraya dikkat ederseniz çok iyi olur. Yoksa oturmuyor. Test edebiliriz istersen. Ters taktığınız zaman oturmuyor. Diğer taraftan. Deneyebiliriz aynen. Bak şu an girmiyor. Yani oraya takmak gerekiyor. Bu şekilde kullanmayın sakın. Evet. İçinden bu şekilde düşebilir. Kalıyor zaten. Tamamen oturmuyor yerine. Evet. Hatta biz arkadaşlar bununla laptop da tamir ettik. Kanalımızda videosu mevcut. Matkap da tamir ettik. Ona da bakabilirsiniz. Videonun sonundan gidebilirsiniz. Yani genel anlamıyla ben gayet memnunum. Sizlere de bu videoda bahsetmek istediğim alırsanız pişman olmayacağınız ürünlerden biri bence. Eğer siz de aldıysanız ve başınıza enteresan olaylar geldiyse lütfen yorumlar kısmında bahsetmeyi unutmayınız. Memnunsanız da bahsedin. Çünkü bence evde olması gereken ürünlerden biri de bu. Evet. Ve uçları çok küçük olduğu için kaybolma olasılığı biraz yüksek. Evet, o yüzden kullanırken dikkatli kullanın arkadaşlar. Çok güzel bir noktaya değindin. Çünkü ben bu ucu mesela masadan düşürdükten sonra aradığım çok oluyordu. Neden? Çünkü bakın öyle. Normal bits ucu yani matkap uçları gibi aslında ama yani biraz daha özenli kullanmak gerekiyor bunları. Çok küçük. Hem boyut açısından hem genişlik açısından küçük. Yani genel anlamıyla bu şekilde ben gayet memnunum. Sizlere de bir kullanıcı olarak yorumlarımdan bahsetmek istedim. Kübra beni bununla uğraşırken çok görüyor. Kendisi de çok beğeniyor bu ürünü. Sizlere de videomuzda göstermek istedik. Evet. Ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmanız bizleri çok mutlu ediyor gerçekten. Çünkü abone sayımız arttıkça biz de sizler için daha iyi videolar çekmek için uğraşıyoruz. Bu sayede yanımızda olan herkese de çok çok teşekkür ederiz. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için ne yapsınlar Kübra? Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bye bye.